Mayıs'ta bir 19 Mayıs'ta bizim için önemli bir tarihtir. Bir yeni ay var. Kritik Anakşatra'da. Fakat Kritik Ana Boğa kısmında. Çünkü Kritik Ana'nın bir kısmı Koç, bir kısmı Boğa'dır. Boğa kısmında olacak. Ve Kritik Anakşatra Güneş tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla yeni aylarda zaten Güneş ve Ay birlikte oluyorlar. Güneş ve Ay bize diyor ki cesaretle, özgüvenle zorlukların üstesinden geleceksin. Böyle bir enerjisi var. Burada aklımızı ve gücümüzü bilgelikle kullanacağımız bir enerji. İngilizce'deki kritik sözcüğü ile eleştirmen anlamına gelen Sanskritçe'deki kritikanın aynı kökten geldiğini bir panditin metninde okumuştum ki derste de biz bu şekilde görmüştük. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz, daha eleştirel olacağım bir dönemde. Benim haritamda da gezegen olduğu için çok iyi biliyorum. Yani orada eleştirinin dozajı artar. Nasıl artar? Kişinin beklentileri daha yüksek olabilir, olması gerekenden. Bir de hiçbir şeyi de beğenmeyebilir. Gündemimiz bunlar olacak. Şimdi boğa neyi anlatıyor? Bedenimizi anlatıyor. Zenginliğimizi, varlığımızı, güvenliğimizi buraları temsil ediyor. O yüzden bu konularla ilgili bir takım adımlar atma ihtiyacımız olabilir. Yani ister bedenimizle ilgili olabilir, ister finansal durumumuzla ilgili veya güvenliğimizi arttırmak için bir şeyler olabilir. Yani ekonomi ve finansla ilgili değişik bir sürece giriyoruz zaten. Bir de Sanskritçe'de kritika kesici anlamına geliyor. O yüzden ihtiyacımız olmayan enerjileri, insan da olabilir, başka bir şey de olabilir. Bunları artık hayatımızdan kesip atacağım bir dönem. Haritamızda boğa neredeyse, hangi evdeyse onun temsil ettiği konularla ilgili bir bitiş de olabilir. Niye bitiş enerjisi olduğunu yeni aya rağmen söyleyeceğim. Buradaki bitiş bir başlangıca doğru evrilebilir. Hani bir şey biterken bir şeyin başlaması ya da bitirmek durumunda kalıyoruz çünkü şöyle bir şeye dönüyor olay. Böyle bir şey de olabilir. Şimdi Ay Kritika'nın üçüncü padasında yani üçüncü bölümünde ve burası Kova padası, Satürn tarafından yönetiliyor. Bu da diyor ki bilgi önemli. Bilgi alışverişi önemli bu yeni ayla beraber. Herkes bir şeyleri öğrenmeye, bilgiyi edinmeye çalışacak doğru elden. Ve bilim ve teknolojiyle ilgili haberler alabileceğimiz gibi bazılarımız teknolojik cihazlar da alabilirler bu süreçte. Boğa Venüs tarafından yönetiliyor ve Venüs 30 Mayıs'a kadar İkizler Burcu'nda. Bu da şunu diyor, iletişim önemli olacak bu önümüzdeki 2 hafta. Hani zaten önemli, ikimiz için de önemli bir süreç tabii ki. Merkür Retrosu da bugün artık sona erdiği için ama 18'ine kadar daha tam gücünü toparlamamış olacak. 18'inden sonra daha hızlanır olaylar. Şu anda normal seyrinin altında. İletişim önemli. Fakat Venüs'ün bulunduğu nakşatra çok sevimli ve rahat bir nakşatra değil. Burada ilişkilerimizde iletişim kaynaklı hoş olmayan bazı sorunlar olabilir. Özellikle 30 Mayıs'a kadar, özellikle de erkekler eşlerinle ilgili konuşacakları kritik konuları bu döneme denk getirmezlerse daha iyi olur. Umduklarını bulamayabilirler. Ama şuna baktığımızda, peki bulunduğu nakşatranın hangi padasında? Dördüncü padasında. O zaman şunu diyoruz, ilişkilerde mevcut iletişim sorunları varsa ya da çıkarsa 30 Mayıs'a kadar çözülebilecek bir enerji hakim. Ancak şu şekilde çözülme ihtimali var. Farklı bir bakış açısında bakmamız gerekiyor. Her zamanki ezberden değil. Daha farklı bakabilirsek bir çözüm bulabileceğiz ya da oradaki çözümü görebileceğiz. Bu süreçte müsrif bulunmamasını öneririm. Bir şeyi satın alırken 2 kere düşünmek lazım. Çünkü çabuk karar değiştirme enerjimiz var. Pişman olabiliriz. Bir de hem fiziksel hem zihinsel açıdan kendimizi yorgun hissedebiliriz. Biraz inatçı bir enerjimiz var. Ama hani genel anlamda özgüvenliyiz. Yaralanmalara, kazalara dikkat etmemiz gereken bir yeni ay. Yeni ay haritasına baktığımda terazi yükseliyor. Bu da şunu söylüyor, terazi adalet ve dengeyle alakalı. Yani bu yeni ayın gündemi dünyada da ülkemizde de yani adalet ve dengeyle. Burada Ketu var hava elementinde. Diyor ki Ketu bir şeyler yapman lazım adaleti ve dengeyi sağlamak için.
ve yükselen 0 derece. Şimdi bu 0 dereceler, 29 derece, bunlar önemlidir. Bir şey demek ister. Çok da böyle hoşumuza giden derecelerde değildir ayrıca, ama yükselenin 0 derecede olması tamamen yepyeni durumların başlamakta olduğunu gösteriyor. Ve bu yeni durumları da kolay kontrol edemeyebiliriz. Öyle bir enerji var. Burada Ketu Satürn'e görünüm yapıyor. 30 Ekim'e kadar bu görünüm devam edecek. Çalışan kesim bir takım engellerle karşılaşabilir. Aynı zamanda Jüpiter'e görünüm yapıyor. Bu da 30 Ekim'e kadar bu görünümde devam edecek. Bu da hani kimimize bazı şanslar, fırsatlar getirirken kimimize de uğraşmak durumunda belki ileride kalabilecekleri yanlış hatalar veya riskli kararlar aldırma potansiyeline sahip. Bir de bu süreçte, yani bu yeni ayla 30 Ekim arasında dünya çapında büyük toplumsal hareketler olabilir. Bunları da kontrol etmek kolay olmayabilir. Bazı astrologlar 2023 yılının içinde bulunduğu enerjileri 1789 Fransız devriminin enerjisiyle, ki sizle de konuşmuştuk, aynı olduğunu söylüyor. O zaman da gökyüzü aynı şeyleri getirmiş. Ben şaşırmıyorum. Yani ben astrolog değilim ama belki bir 8-10 yıldır bir 2023 benim kafamda var. Yani Türkiye'nin 100. yılı olması ya da 2023'ün böyle çok ahenkli bir sayı olması, toplamın 7 olması falan değil. Böyle bir şekilde 2023 ve 2030, 2029 ve 2075, 2082 kafamda beliren rakamlar oldu. 2023 önemli. 2030 zaten söylüyor. 2059'da Bedruh Salman söylüyor zaten. Araştırırlar ondan sonrasında. 2023 Vedik astrolojisine göre Ketu'nun yılıdır. Ketu da çok kolay bir enerji olmadığı gibi hani en zor enerji olarak geçiyor aslında. Bırakma, kopuş yılı. O yüzden mesela ne bileyim işte yoluna gitmeyen evlilik varsa onların kopuşu gibi. İhtiyacımız olmayan, görevini tamamlamış ne varsa hayatımızda, hangi enerji formu varsa oradan ayrılma yılı destekliyor. Yani artık bir şeylerin vadesi dolmuş. Bir şeylerin gitmesi gerekiyor ama çok da kolay olmaz. İşin içinde keto olduğunda bir defa o ejderhanın kuyruğu olduğu için orayı kontrol edemiyoruz. O yüzden kolay olmaz ama olsun, sonu güzel olan şeyler güzeldir yani. Her işin bir çıkışı Yeterince vardır sonuçta. Bunu da köyüm. yaşayacağız yani. Evet, o Bitmiyor yüzden çünkü gökyüzü habire dönüyor. hiç düşürürüz, hiç dert etmeyin yani. Severek. Tamamdır, görüşmek üzere sevgili Görüşmek canım. dileğiyle. Hoşçakalın.